aşırı derecede tuhaf bir video olacak. Ya benim hiç tarzım değil ama bakalım nasıl olacak. Bu video gerçekten nasıl gidecek hiçbir fikrim yok. Hayatımda ilk defa kırmızı ruj sürdüm. Yani şöyle hani küçükken falan kendi kendime sürerdim. Ya da böyle evde hani sürerdim. Öyle gece çıkarken falan kırmızı ruj süren ya da ruj süren biri değilim. Hep böyle parlatıcı hani renksiz. Öyle alışmışım. Ne yapayım yani öyle. Hani özellikle kırmızı aşırı dişi bir ruj rengi geliyor bana. O yüzden çok değişik bir ruh hali içindeyim. Ama nedense hani böyle bir video da daha önce çekmedim. Bugün el çantaları ve cüzdanlarımı sizlerle hem düzenlemek istiyorum hem de artık satın almadığım 33 şey videosunda 33 tane artık satın almadığım objeye, şeye değindim. Ve onlardan bir tanesi de el çantaları ve cüzdanlardı. Sonra geçen günlerde bir baktım, hala benim çok fazla cüzdan ve el çantam var. Bu arada bu gördükleriniz emin olun 3'te 1'i. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman %90, zaten o yayınlanmadan bu videoyu yayınlamayacağım. Artık satın almadığım 33 şey videosu yayınlanmış olacak. O yüzden lütfen ama lütfen bu videoyu izlemeden önce onu izleyin. Çünkü benim YouTube'a başlama maceram ya da yolculuğum bugün 5 Mayıs. Bu video artık ne zaman yayınlanırsa siz oradan pay biçin. Yarın 6 Mayıs'ta bir yılım doluyor ve ben YouTube'a başladığımda minimalizm videolarıyla yola çıktım ve minimalizm konusu hem beni aşırı çekiyor hem de gerçekten çok zorlandım ve bence yani bana göre disiplin gerektiren böyle uzun bir yol. O yüzden hani lütfen herkesin minimalizm yolculuğunu seçen herkese çok saygılı, çok seviyeli ve biraz onu anlamaya çalışarak da yola çıkın. Bence ben çünkü mesela istifçiydim eskiden. Çok fazla böyle manevi değeri olan her şey yani ilkokul 3. sınıfta bana yazılan notu bile saklardım. Size öyle söyleyeyim. O yüzden böyle benim gibi anılara tutunan ve böyle biriktirmeyi seven ve kolay kolay da vazgeçemeyen biri için yani zor olabilir minimalizm. Bu açıdan da hani etrafınızda böyle bir yolculuğa çıkan insanlar varsa eğer onlara bu açıdan bakmanızı nacizane öneririm mi diyeyim artık ya da hani düşünebilirsiniz diyeyim. Şimdi bu cüzdanlara ve el çantalarına da gelecek olursak şöyle bir şey. Dediğim gibi benim gerçekten bunun hani en az 2 katı daha fazla vardı cüzdanım özellikle. Ve kimi insan hani yatırımını ne bileyim güneş gözlüğüne yapıyor hani kimi kız hani bunu seviyor alıyor hani 35 yaşın altı özellikle hani 35 yaştan sonra böyle biraz daha şık kıyafet ya da hani bize böyle çok daha iyi hissettiren ama belki biraz daha pahalı hani bizim birikim yapmamıza olanak veren şeylerden hoşlanıyoruz diyorlar. Ben daha 35'ime gelmedim. Ama 32 yaşında bile bunu biraz hissediyorum. Neyse konu şu. Kimisi böyle makyaj malzemelerini çok sevebiliyor. Kimisi işte kıyafet meraklısı. Kimisi ne bileyim ben ayakkabı sevebilir. Hani kimi kadın. Ben de güneş gözlükleri, işte cüzdanlar, böyle renkli çantalar. Hani bunları çok seviyorum. Ve makyaj malzemeleri ya da o tarz böyle meraklarım çok yok. Ayakkabı merakım da çok yok. Ama sizle keşke başından beri şu minimalizm yolculuğumun başından beri neleri neleri elediğimi beraber böyle videoya çeke çeke gitseydik. Bilmiyorum bu videoyu severseniz onu da yani verdiklerimi tabii ki de artık bir daha videoya çekemem ya da sizlerle paylaşamam. Ama mesela tight'larımı, çoraplarımı, tişörtlerimi hani bir daha bir düzenleyeceğim ve daha da azaltacağım. Çünkü önemli olan azaltıp yer açmak hayatınızda. Sadece bir cüzdanın hayatınızdan çıkması değil. Bu inanın bana hani yoganın bedeninizi değiştirerek bütün ruh halinizi, bütün aslında hayatınızı değiştirdiği gibi bunu disiplinli bir şekilde yaparsanız, devam ettirirseniz minimalizm de bence öyle.
ve daha minimalist yaşamayı gerçekten bize ne fayda sağlıyor ve gerçekten hani en böyle temelinde neye ihtiyacımız var? Buna odaklanırsak bununla mutlu olmayı ve yer açmayı öğreniyoruz hayatımızda. Bu arada bu defterimi bir getireceğim size. Şimdi aranızda, bu arada kırmızı ruj nasıl duruyor bilmiyorum. Çok değişik hissediyorum kendimi. Aranızda bu defteri ilk videodan, ilk videoydu galiba gösterdim, hatırlayanlar vardır. Benim tam 14. ayım ve her ay hani böyle verdiğim her şeyi yazıyorum. Mesela 13. ayım 1 Nisan'la başlayan Nisan ayı işte bir elbise, bir bikini, 19 kalem, pijama, bir tayt, 2 oje, 2 göz kalemi vermişim falan böyle her şeyi yazıyorum. Şimdi başlıyoruz. Ay çok heyecanlı. Hiç hazır değilim buna, inanın yani gerçekten. Şöyle yapacağım. El çantalarını bir yere ayıracağım. Cüzdanları bir yere ayıracağım. Ve bozuk para çantaları ya da böyle hani kart koymalıkları da bir yere ayıracağım. Bence en iyisi öyle olacak. Bu arada hani kimseyi asla yargılamıyorum. Yani benim videolarımı izliyorsanız az biraz şeyi artık anlamışsınızdır. Hani öyle sen niye böylesin? Bilmem hani öyle bir yapım yok zaten. Dolayısıyla hani sizler de ne kadar eşyası var? Böyle olur mu işte millet açlık içinde bu kadar eşya alıyor falan gibi. Ne beni ne kimseyi yargılamayın derim. Çünkü hani hiç kimsenin hikayesini hiç kimse bilmiyor. Yani gerçekten bence çok fazla. Neleri vereceğim, nelerden vazgeçeceğim hep beraber göreceğiz. Ben hani öyle marka meraklısı değilim. Yani böyle bir Kate Spade diye bir marka vardır mesela, onu seviyorum. Yani şeyi alıyorum, rengi hoşuma gidiyorsa. Bir de böyle cüzdanları çok kullanıyorum ben. Çünkü hani hem içi bayağı büyük ve işlevsel açıkçası. Hem de yani her şeyi koyabiliyorsunuz. O yüzden bunlardan böyle bayağı var. Ama bir şekilde vedalaşacağım. Sizlerle olacak bu iş. Şimdi şunları Bozcaada'dan almıştım. Yani böyle el çantası zaten aslında çok kullanmıyorum. El çantası dediğime bakmayın. Hani çantama atıyorum mesela böyle. Hani büyük çanta zaten oluyor genelde. Hani tote bag'ler, böyle bez çantalar var ya, onlardan kullanıyorum. Yani yazın falan böyle ya da bir yere gidersem hani öyle alıyorum bunları. Ama bu ikisinden gerçekten vazgeçemem çünkü bana çok neşe veriyorlar. O yüzden bu ikisini koyuyorum. Bu da çok güzel. Bunda büyük ihtimalle bir şey, Paper Chase diye bir yer vardı. Böyle kırtasiye aslında hani. Oradan almıştım. Dondura'dan. Ama bunu kullanmam. Çok güzel ama kullanmam. Dolayısıyla bunu vereceğim mesela. Bunu ayırıyorum. Ve de şeyi hatırlarsınız hani kullansanız da kullanmasanız da herhangi bir şey, bir objeyle vedalaşırken bu gerçekten oje de olsa, böyle 20 yıldır ne bileyim kullandığım bir takı da olsa her zaman neydi o kadının adı? Hani minimalist Marie Kondo. Marie Kondo'nun önerisi, ona teşekkürlerinizi sunup öyle vedalaşmak. Dolayısıyla 3 kere arigato 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 diyoruz. Sevgiyle uğurluyoruz. Şimdi bu da efsane bence. Yani muhteşem güzel. Gerçekten güzel. Ama işte önemli olan yani güzel olması değil, bunu kullanır mıyım, kullanmaz mıyım? Yani çok güzel ve vazgeçmesi gerçekten zor. Ama bunu kullanmam yani ben, biliyorum. O yüzden bununla da vedalaşacağım. Şimdi aslında vedalaşmam zor olacak sanıyordum ama daha kolaylaştı. Bunu bana annem hediye etmişti. Bilmiyorum nereden almıştı. Yani bu da iş görecek bir şey. Böyle bir çanta diyeyim size. Yani böyle makyaj çantası falan olarak büyük ihtimalle kullanır birçok insan. Bunu da kullanmam. Yani çok güzel renkleri falan ama önemli olan dediğim gibi bana neşe veriyor mu ve kullanmak istiyor muyum? En önemli noktası ihtiyacım yok. O yüzden bununla da vedalaşacağım. Şimdi şu ikisinden kolayca vazgeçebilirim kesin.
Ama şu biraz beni zorlayacak. Şu an öyle hissediyorum. O yüzden bunu böyle koydum. Bunu bir kere vermek istemiyorum çünkü hani fotoğraf makinalarını ve fotoğrafı çok seviyorum. Zaten bölümüm medya iletişim. O yüzden yani fotoğraf okudum. Bunu veremem. Kullanırım. Bunu da seviyorum. Burada da hani follow your dreams, they know the way hani böyle yazıyor. İşte hayallerini takip et, onlar yolu biliyor yazıyor. Bir de bunu genelde böyle hani yurt dışına çıktığımda para çantası olarak kullanıyorum. Ya da ne varsa buna, yani nedense bunu kullanıyorum hep. O da kalsın. Bundan vazgeçemeyeceğim çünkü bu pembe. Yani bunu çok seviyorum. Bunu bence vermeyeyim, veremem. Bunlara en son geleceğim çünkü cüzdanlar en zorlandığım alan. Şimdi arkadaşlar bunu çok severek almıştım. Bu bozuk para çantası. Zaten içinde bozuk para var. Bunu vermiyorum. Koyuyoruz. Ama mesela bu da çok güzel bence. Minicik. Kim bilir nereden almıştım. Ama bunu artık kullanmayacağım için bununla vedalaşıyorum. Bununla da vedalaşıyorum. Yani ayrıca bana bu destek oluyor. Hani iyi ki bu videoyu çekmişim. Umarım sizlere de bir fayda, bir yarar sağlar. Çünkü daha kolay vedalaşabiliyorum. Sanki böyle siz bana güç veriyorsunuz. O yüzden de şimdiden gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bununla da vedalaşıyorum. Bunlarla da kolay vedalaşacağım. Bunları böyle koyayım. Bunu adını unuttum ya. Mahalo varken ay çok tatlı da bir kızdı. Bunu o tasarladı. Bir kız işte. Hatta Mahalo'da yani benim kafemde müşterimizdi. Bunu hediye mi etmişti, ondan satın almıştım. Yastık falan da tasarlıyordu. Çok güzel çizimleri var. Yanlış bilmiyorsam da hatta Berlin'e falan gitti ama adını unuttum. Hatta hatırlarsam adını size mutlaka Instagram'ını yazarım. Ona da selam olsun. Çok da sevdiğim bir kızdı. Uzun zamandır görüşmedik. Ama bu ondan bana yadigar. Enerjisini de çok sevdiğim için o kızın. Bunu da tutuyorum. Şimdik. Ay bu yani bu. Bunu San Francisco'dan almıştım biliyor musunuz? Ya buna bayılıyorum. İşte istifçilik bu demek arkadaşlar. Gerçekten istifçilik vazgeçemiyorsunuz yani. Olmuyor. Bilmiyorum ne yapayım. Yani şöyle göstereyim bu arada size. Bu herhalde en azından bir 15 yıllık. Bundan biliyorum vazgeçmem gerekiyor, vedalaşmam gerekiyor ama vedalaşamayacağım. Yalan söylemeyeceğim size. Hani şu anda buraya koyup sonra buraya koyacağım biliyorum. Öyle bir şey yapmam. O yüzden bunu da atıyorum. Bununla vedalaşma zamanım geldi. Bu şey kart konuluyor buna. Bilmiyorum nereden almış ama el yapımı. Hatta burada da bir yazı yazıyor. Londra'dan almışım. İşte şey Londra'da el yapımı yapılmış falan yazıyor. Organikmiş falan. Bunu da vedalaşıyorum. Ay bunu da veremem. Ay bak bunu veremem. Çünkü bunu hiç kullanmadım. Şey yazıyor. Fransız sesi mezunuyum ya. Tu vas la revoir ta mère yazıyor. Yani sen anneni bir daha göreceksin yazıyor. Buradakini okuyamıyorum çünkü sarı. Neyse bunu veremem. Kullanacağım bunu. Buraya koyuyoruz. Pembe fil. Ya aranızda eminim fili hayvan olarak çok seviyorum. Ama böyle fil görsellerini yani evimde mesela çok fazla şu bir tane bana şans getirdiğine inandığım renkli fil dışında çok yok filli görseller. Yani o yüzden bunu vereceğim, kullanmayacağım. Bu hem anahtarlık olarak kullanılabiliyor. Aslında o açıdan iyi. Böyle bir şey. Hem de bozuk para çantası. Bununla da vedalaştım. Bu da dediğim gibi yine arkadaşımın tasarladığı, şunu yapan arkadaşım. Adını hatırlarsam sizinle paylaşacağım. Bir de inanılmaz böyle kağıt gibi materyaller ya. Gerçekten çok iyi. Bu kızın adını ben hatırlayacağım. Ve sizle paylaşacağım. Bakalım hatırlayabilecek miyim? Onun dışında şu fotoğraf makinesiyle olanları veremiyorum. Bunu buraya koyuyorum. Ve biraz hızlanıyorum. Burada K yazdığı için bunu da veremiyorum. Buraya. Bunu veriyorum. Bu rengi falan güzel ama kullanmayacağım. Bunu veremem. Bunu çok seviyorum ve şeydi bu. Kullanılmış ürünlerden yapılmıştı. İşte ne bileyim fanta manta böyle hani katlıyorlar ya el yapımı. Geri dönüşülebilir materyallerden. O yüzden bunu veremem. Bunu da çok seviyorum. Bunu da vermeyeceğim. Bu da böyle renkli hani böyle renk atmalık gibi. Bunu da çok seviyorum. Bunu Fransa'dan almıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Annemle çok güzel bir tatile gitmiştik. Bir de böyle bir yumoş yumoş. Bunu da vermem. Bununla da vedalaşıyorum.
Bunun yanı sıra bunu aslında yani kullanmayacağım. Çok güzel. Bayılıyorum zaten bu renklere ve modaydı galiba geçen sene falan böyle yanar döner. Ama kullanmayacağım için veriyorum. Bunu şeyden almıştım. Bir yerde böyle bir pound'a almıştım. İkinci el mağazadan. Ve çok sevdiğim arkadaşım Alan'la. Onu da Londra'daki vloglarda paylaştım. İzlememişseniz izleyebilirsiniz. Alan'ın çok tatlı Florence diye bir kızı var. Ve yine hamile zaten Haziran ayında doğum yapacak ama ben Londra'ya malum sebeplerden dolayı gidemeyeceğim. Umuyorum en kısa zamanda gideceğim. Neyse hem Alan'la bunu aldığım için hem de çok seviyorum. Bana neşe verdiği için bundan da vazgeçmiyorum. Ya bu da çok güzel. Zaten bunlar böyle seriydi. Şöyle. Niye bunu aldım bilmiyorum. Yani benim annemi tanısanız anlardınız. Yani o kadar farklıyız ki bunu da annemleyken bir yerden almıştım. Hani o böyle çok şık, çok böyle tarz şeyleri severken ben de tam tersiyim. Böyle renkli, işte marka olmayan, hani çok nadir böyle marka, hani sevdiğim şey markaysa onu alırım dediğim gibi ama neyse bunları annemle almıştım. Şundan vazgeçemeyeceğim ama şunu veriyorum. Yani bununla vedalaşacağım. Bu arada bir arkadaşım da bunları dolaba koyabilirsin dedi, hani satabilirsin dedi ama satmak değil zaten öyle hani çok inanılmaz böyle şey değil, kalite ötesi ürünler değil ama ihtiyacı olanın bence gayet kullanışlı ve belki uzun seneler kullanabileceği ürünler. Bilmiyorum artık, bakalım onu Instagram'dan koyarım. Kim almak isterse arkadaşlarımdan onlara hediye ederim. Bunu vereyim mi ya? Bunu da kullanmam ben. Yani bununla da biraz zorlanacağım verirken, biliyorum şu ikisi beni zorlayacak ama bir şekilde vedalaşacağım. Arkadaşlar, onun dışında Accessorize diye bir marka var biliyorsunuz. Yani gerçi reklamını da yapmış olmak istemem ama küçükken hep oraya giderdik. Yani küçükken dediğim ilk açıldığı zamanlarda küçüktüm ben Türkiye'de. Bunu oradan almıştım ama küçüklüğümden yadigar bunu da vereceğim deyip bunu da koyuyorum. Bunu veremem. Buna yani böyle her şeyi koyabilirsiniz. Bir de bu Undercover diye bir marka. Bunun şeyde Londra'da bir mağaza var. Liberty's değil de. Bir tane böyle alışveriş merkezi var ama böyle çok güzel. Yani bizdeki Zorlu'dan daha şık, daha güzel. Böyle çok güzel bir yer. Adını unuttum. Oxford Street'teydi galiba. Neyse onun böyle çok tatlı böyle mat ürünleri oluyordu ki bahsettiğim 5-6 sene önce bir kere gördüm. Ama pasaportluğunu işte bir sürü yani birkaç bir şeyini almıştım. Bu da onlardan biri. Çok kaliteli bir malzemeden yapıldığını bildiğim için bunu da veremem. Bu da kalıyor benimle. Ya bu aslında ihtiyacım var mı emin değilim ya. Bunu biraz düşüneceğim. Bunu da buraya koyuyorum. Allah'ım en zor kısma geldik. Yani gerçekten bakın kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha şunu bu arada şöyle alayım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane var. Bu arada bunu da veremem. Yani bu da böyle her şey olarak kullanılır ama pembe fotoğraf makinesi desenli. Onu koyuyorum. Ay bunu veremeyeceğim. Yani yalan söylemeyeyim. Hiç kullanmadım ama kullanacağım. Bunu tutuyorum. Uzun lafın kısası. Bunu da veremem. Bunu da tutuyorum. Bunu da veremem. Bunu veremem. Bunu da tutuyorum. Burayı düzenleyeceğim ekstra. Bunu veremem. Tutuyorum. Sebebi var. Çok seviyorum. Bunu da zaten veremem. Şimdi buralarda vermeye başlayacağım. Evet. Ya bu mor rengi aşırı seviyorum. Bunu veremem. Cüzdanlar konusunda dediğim gibi zorlanıyorum. Bunları da veremiyorum. Burada bakacağım. Ay ama nasıl verilir ki bunlar ya? Ya bunu bana Alan almıştı. Canım Alan. Alan'a bayılıyorum. Yani söyledim size. Canım arkadaşım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hediye bana. Ama hediye diye yani o tutmam mı gerekiyor işte? Hayır. Zor da olsa vedalaşıp yani bunu gerçekten ihtiyacı olan ve kullanacak birine hediye edeceğim. O yüzden de vedalaşıyorum. Bunu da böyle koydum. Bunu veremem. Verebilir miyim? Ay bunu da veririm ama sonra. Onun da biraz zamanı var. Aslında bunu vereceğim bir de. Yani bu da zor olacak ama vereceğim. Sonuçta çok fazla cüzdanım var dediğim gibi.
Bu da şöyle. Yine Londra'da Oliver Bonas diye bir marka vardır. Hani gidenler bilir herhalde. Ben çok seviyorum. Ben böyle sade pastel tonlarında ki işte ya öyle renkler kullanan öyle hani o tarzda böyle biraz minimalistik artık. Yine renkli ama biraz daha minimalistik şekilde yaklaşan markaları daha çok seviyorum diyeyim. Oliver Bonas da öyle markalardan biri ama bununla da vedalaşıyorum. Şimdi kaldı son 3, tamam mı? En sonunda size ne verdim bir daha göstereceğim toplamda. Ya bunu veremem. Yani bu gerçekten zamana ihtiyacım var. Bu neymiş? Bu da Oliver Bonas. Bu kalıyor. Şimdi şu ikisi yani şöyle seyahat etmekle ilgili bilmiyorum sevenler vardır. Yani çok fazla seyahat ediyordum eskiden ya. O yüzden yani seyahat etmek benim aşklarımdan bir tanesiydi. O yüzden böyle bu bana iyi hissettiriyor. Bunu vermeyeceğim. Bunu da biraz daha kullandıktan sonra vereceğim. Ama ilk vereceklerimden biri bu olacak. Vedalaşacaklarımdan biri. Şimdi arkadaşlar artık videoyu toparlıyorum ve tamamen sevgiyle uğurladım ve rahatça uğurladıklarımı size tekrar gösteriyorum. Şundan vazgeçtim. Bir, bu iki, sonra bu etti üç, bu dört, beş, şununla vedalaştım, altı, yedi, şu iki, ha şunlar var, sekiz, dokuz etti bunlar. Şöyle koyayım. Şimdi dokuz bu. Şu iki cüzdan 11 etti toplamda. Bir de bunlar var 13. Tamam mı? Şimdi 13 tane. Bu 4'ü de yani kolay vazgeçemeyeceklerim. Ama yani vereceğim çünkü bunu ne yapayım yani. Bununla da vedalaşıyorum net olarak. Etti 14. Bunu da yani gerçekten kullanana vermek istiyorum. Çünkü evet altın rengi çok güzel ve bu arada altın rengi bolluk bereketi arttırır derler. Bunu bana Alan hep söylerdi. Onun evinde birçok altın rengi her şeyden var. O da minimalist bu arada. Yani gerçekten onun herhalde maksimum 2 tane cüzdanı vardır. O da beni etkiledi bu minimalizm yolculuğuna başlamamda. Bununla da vedalaşıyorum. 15. oldu. Ben bunu da yani bu sigaralık mı kartlık mı kartlık herhalde sigaralık mı ya ben sadece işte şeklini falan sevip almışım. Bununla da vedalaşıyorum. 16 ve zor olsa da bunu da veriyorum. Veriyorum yani gerçekten veriyorum çünkü onlar bana yeter artık bunu iyice öğrenmem lazım. 17. Evet, bunlar elimde. Yani bunlardan vazgeçemeyeceğim. Şimdi videoyu kapattıktan sonra bunları bir daha bir düzenleyeceğim. Şu en sevdiğim cüzdanla sizlere hoşça kalın derken ve bir sonraki videoda görüşürüz derken gerçekten inanılmaz güzel renk değil mi bakalım? Hiç kırmızı renk cüzdanım yok, fark etmişsinizdir. Biri bana çok değer verdiğim biri kırmızı cüzdan al demişti. Çünkü o işte bolluğu bereketi arttıracak hayatında. O yüzden bir de bir tane daha bunlara ekstra olarak kullandığım şu anda kırmızı cüzdanım var. Onun dışında yani el çantam, cüzdanım, her şeyim burada. Bez çantalarım ve diğer çantalarımı da açıkçası yine sizlerle düzenlemeyi isterim. Ama sizin geri dönüşünüz çok önemli. Bu videoyu o yüzden nasıl buldunuz? Bana önerileriniz var mı? Hani bu tarz videolar çekeyim mi ve çekersem nasıl çekeyim? Çünkü şu anda tamamen böyle içimden geldi. Kadraj olarak da en iyisi bu uygun diye böyle çektim. Yorumlarınıza çok açığım arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer abone değilseniz ve gerçekten desteklemek isterseniz çünkü bana büyük yol gösterici oluyor ve yani bunu böyle karşılıklı olması çok büyük bir motivasyon kaynağı. O yüzden abone değilseniz, abone olmak isterseniz abone olup o bildirimleri açabilirsiniz. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Ve eğer azalmak, hayatınızdan böyle bir şeyleri uğurlamak size iyi geliyorsa uğurlayın. Bunları belki Instagram'da da paylaşırım. Hani bu ay böyle elimden çıkardıklarım diye. Bilmiyorum, bakalım artık. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.